Efe Oğlu'ndan herkese merhaba. Bugün mimarımız İlknur Hanım'ın tasarlamış olduğu proje hakkında değerlendirme yapacağız. Mimarımız bize proje hakkında kısa bir tanıtım yaptıktan sonra ofisteki diğer arkadaşlarımızla beraber görüşlerimizi paylaşacağız. Şimdiden herkese iyi seyirler, iyi yayınlar diyorum. İlknur Hanım buyurun, sizden proje hakkındaki değerlendirmenizi alalım. Herkese merhaba. Bugün bodrum ve çatı katıyla beraber toplam 4 kat kullanıma sahip 401 metrekarelik ofisimizi anlatacağım. Planlardan bahsedelim öncelikle. 118 metrekarelik bodrum katımız bulunmakta. Bodrum katta hobi odası, TV odası, mutfak birleşik, sauna, hamam, depo ve kiler bulunmakta. Kat yüksekliği 240 cm'dir. Giriş katına geldiğimizde 123 metrekarelik bir alana sahiptir. Giriş katında vestiyer, WC, bir oda, mutfak, salon kısmen birleşik, onların önünde veranda olacak şekilde tasarlanmıştır. İç yüksekliği 300 cm'dir. Üst kat 83.5 metrekarelik bir alana sahiptir. Yatak odalarının bulunduğu kattır. Bu katta 3 yatak odası, bir ebeveyn banyo, genel banyo ve çamaşır odası bulunuyor. Kat yüksekliği 265 cm'dir. Çatı katı hobi ve aktivite alanı olarak düşünüldü. 75.9 metrekarelik alana sahip. Bu katın en alçak noktası 70 cm, en yüksek noktası 245 cm'dir. Dış cephe malzemeleri çatıda antrasit renkli kenet kaplama düşünüldü. Seçim sebepleri estetik durması ve çatının hareketlerine iyi uyum sağlamasıdır. Pencere doğramaları PVC antrasit düşünüldü. Diğer antrasit yerlerde ise bordex üzeri sıva ve boya olarak düşünüldü. Yapı oldukça hareketli olmasından kaynaklı daha fazla görsel olarak detay olmaması için bazalı cam korkuluk kullanıldı balkonlarda. Yapının geneline hakim olan kaplama ise beton görünümlü seramiktir. Merdiveni ve giriş verandasını görüyoruz. Bu giriş verandasını tam karşıdan görüyoruz. Yan tarafında salon penceresi ve verandayı görüyoruz. Üst katta ise çamaşır odası ve banyonun pencereleri bulunmakta. Bu açıda verandayı ve giriş kısmını aynı anda görüyoruz. Bir sonraki açımızda giriş kattaki mutfak ve salonu tamamen kaplayan verandamız bulunuyor. Üst katta yatak odaların pencereleri ve balkonları, en üstte ise çatı katında doğal ışık sağlayan pencereleri bulunmakta. Bir sonraki görselimizde yine verandayı ve mutfak üstündeki pencereyi görüyoruz. Açımız salonun giriş kapısından oldukça ışık alan bir alan olarak tasarlandı. Oturma, yemek alanı ve şömineyi görmekteyiz. Burada mutfağı görüyoruz. Tasarımda amacım oldukça ferah ve ışık alan bir mutfak tasarlamaktı. Son görselimiz oturma alanından mutfak ile salonun separatör ile kısmen ayrıldığını görüyoruz. Proje ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Yorum ve önerilerinizi alabilirim. İlknur Hanım, öncelikle teşekkür ediyoruz. Güzel bir proje çıkartmışsınız. Projemiz büyük. Metrekare olarak 400 metrekarenin üzerinde bir proje. Bodrum, 2 kat ve zemin, 1. kat ve terastan oluşan bir proje. Zaten projemizde bodrum katta birçok müşterimizin aslında istediği bodrum detaylarının bazılarını barındırıyor. Mesela sauna artı hamam detayı. Orada bir salon, mutfak, yani TV odası ve mutfak şeklinde düşünülmüş bir alan var. Tabii ki burası şu şekilde de olabilirdi. Kotlu bir arazide bu alan, bu evi yerleştirdiğimiz zaman bu alt kattan bahçeye çıkacağımız şekilde de organize edilebilirdi. Bu şekilde de arazilerimiz renk geliyor. Müşterilerimizden bu talepleri alabiliyoruz. Bodrum katı işte hobi odası, sauna, hamam ve orada bir yaşam alanı şeklinde organize ettiğimizi görmüşüz aslında. Başka bir projemizde kotlu çalışarak şu alandan dışarıya çıkabildiğimiz, işte burayı komple cam geçebildiğimiz, bahçesini de buradan kullanabilen, yani üst bahçe ve alt bahçe olarak kullanılabilen bir alanda organize edilebilir. Çünkü o tarz projeleri de ben görüştüğü müşterilerde istendiğini şahit oluyorum. Proje zaten düşünülmüş, üzerine kafa yormuş bir proje. Bunu görüyoruz. Ben ilk başta gördüğümde projeyi söylediğim detayı tekrar burada dile getireceğim. Dış cephedeki evet sade, karizmatik bir yapı var. Sadeliğin evet güzelliği var ama acaba bu kaplama olmasaydı, seramik kaplama yapmasaydık dışarıyı komple. Ben çünkü bir malzemenin evin tamamında kullanılmasına hani kendim çok ısınamıyorum. Belli alanlarda vurgu olarak kullanmak bence daha hoş geliyor projelerde. Çünkü malzemenin öne çıkarılması çok mümkün olmuyor. O yüzden görüşüm de zaten o yöndeydi. Burada acaba belli alanlarda kullanıp evin daha beyaz üzeri işte bazı alanlarda kaplama yapılsaydı nasıl durardı? Bunu bir açıkçası görmek isterdim böyle bir evde. Genel olarak zaten detaylarınız güzel. Salon mutfak bağlantısı, oradan zemin terasına yani verandaya çıktığımız bağlantı. Bunlar güzel. Sadece belki biraz daha giriş detayı, giriş kapısı vurgulanabilirdi. Burada daha önceki Türker Bey'in projelerinde görmüş olduğumuz kolon detayları vardı. O şekilde bir vurgu ile burası daha ön plana çıkartılabilirdi. Projeniz güzel. Elinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Ben diğer arkadaşlardan da proje hakkındaki yorumlarını almak isteyeceğim. Ben çok iç planlarına değinmedim. Diğer arkadaşlar muhtemelen değinecektir. Ben genel dışarıdan bir değerlendirme yaptım. Diğer mimar arkadaşlarımız ve mühendis arkadaşlarımız detaylara değinecektir diye düşünüyorum. Türker Bey, sizin proje hakkındaki yorumlarınızı alalım.
Herkese merhabalar. Öncelikle İlknur'un elinize sağlık. Güzel bir proje olduğunu düşünüyorum ben de. Bayağı büyük, 400 metrekarelik bir proje. 4 tane oda, 2 tane salon kullanılabilir bir alan var. Emre Bey'in dediği gibi dış hatlarına bakacak olursak dışarıda sert bir yapı bizi karşılıyor. Bu da özellikle kullandığımız malzemeden dolayı ve malzemeyi tüm binaya yaydığımızdan dolayı aslında. Farklı bir imaj getirdiğini düşünüyorum. Farklı bir karakter kattığını düşünüyorum ben de. Bu seramiğin eve. Farklı malzemelerde kullanılabilir miydi? Kullanılabilirdi. Belki o yarısı seramik, bazı yerlerinde daha açık tonlarda bir malzeme kullanılıp evin dışarıdan baktığımızdaki o görüntüsünü biraz yumuşatabilirdik. Ama dediğim gibi İknur'un bu projede farklı bir karakter kazandırmayı düşünmüş ve hoş da olduğunu düşünüyorum açıkçası. Plandan bakacak olursak biz zaten 4 katlı bir bina. Her katında farklı amaç içeren bir konsept bizi karşılıyor. Bodrum kattan bakacak olursak Bodrum katta diğer projemizden farklı olarak mesela sauna artı hamam sistemi bazı müşterilerimizin isteyeceği, talep edeceği bir sistem. Ve bu evde de bence hoş bir şekilde de konumlandırılmış. Aşağıda yani aslında boş şeyler içinde kullanılmış. Sauna artı hamam, sonra depo, kiler artı içeride televizyon odası ve mutfak, işte saunadan çıkıp rahatça orada hareket edebileceğimiz, işte yiyeceğimizi, içeceğimizi alıp orada oturabileceğimiz keyifli bir alan oluşturmuş aslında oraya. Dışarıya herhangi bir yukarıya bağlantısı kesilerekten biz alt katta ihtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra üst katta rahatça hareket edebilecek durumdayız. Zemin kata geldiğimizde salon ve mutfağın beraber konumlandırılıp aynı zamanda tek bir oda oraya konumlandırılması da güzel olmuş. Yani böyle bir 3-4 katlı bir projede zemin katta oda olmasaydı da olur muydu? Kesinlikle olurdu. Orayı daha farklı, yani o alt katı komple salon mutfak birim olarak değerlendirip veya o odanın yerine başka bir birim olarak da kullanılabilirdi. Çünkü dediğimiz gibi proje çok katlı bir proje olduğundan dolayı zemin katta odaya çok ihtiyacımız olmayabilirdi. Ha, olacaksa da oraya ebeveyn banyolu bir oda olmasını tercih ederdim. Yine üst katı geçtiğimizde de burada da yine ferah 3 tane odamız konumlandırılmış. Bu odanın sadece bir tanesinde ebeveyn banyosu mevcut. Ve ben altta YouTube'da yorumlarda bahsetmiştim. 4 katlı bir projeye göre ve bu kadar fazla odaya göre banyo sayısı, ıslak hacim sayısının ben yeterli olmadığını düşünüyorum. Çünkü aşağıda bir tane oda, üst katta da iki tane odaya hakim sadece bir tane banyomuz mevcut. Ve bu banyonun kesinlikle yetersiz olacağı fikrindeyim. Yine burada da çatı katında da keyifli bir alan oluşturulmuş. Sadece çatı katında tek ihtiyaç bence belki bir balkon olmuş olsaydı daha güzel bir alan oluşturmuş olurduk. Benim düşüncelerim de bu şekilde. Tekrardan elinize sağlık İknur. Türker Bey, bu arada hem sizin hem de diğer mimarlarımızın da görüşünü şu konuda da almak isterim. Şimdi biz bodrum, zemin, birinci kat ve terası olan bir proje yapıyoruz. Şimdi biliyoruz ki bu tarz projelerde yani bu katlar arasında en alttan en üste çıkmak kullanıcıyı zorlayan bir durum. Peki böyle bir projede asansör boşluğu bırakılarak, yani emselden de gitmiyor biliyorsunuz. İşte asansör boşluğu %30'da değerlendirilen bir durum. Burada asansör boşluğu bırakılarak en azından bu projeyi uygulayacak olan müşterilere bir alternatif sunulamaz mıydı? Yani tasarımda yer verilseydi bu duruma, ben düşünün belli bir yaşın üzerindeyim. Bu projeyi beğendim, almak istiyorum ama tabii bodrumdan terasa nasıl çıkacağım? Yani 4 katlı bir apartman gibi değerlendirmek gerekir mesafeyi. Şimdi birçok müşterimiz veya birçok bunu evi almak isteyenler en çok kafalarında soru işareti oluşturabilecek durumlardan bir tanesi bu diye düşünüyorum. Böyle bir projede sizce Türker Bey, önce size sorayım. Bir asansör değerlendirilse daha hoş olmaz mıydı? Kesinlikle Emre Bey. Yani şu an günümüzde aslında çift katlı projelerde bile genelinde asansör değerlendiriliyor. Evet. Asansörü değerlendirdiğimizde karşımıza en büyük engel sadece maliyet konusundan çıkıyor. Maliyetten dolayı bazı müşterilerimiz tercih etmeyebiliyor. Ama çalışılmış olsaydı özellikle böyle 4 kata hizmet eden bir proje için çok daha kullanışlı bir hale gelirdi. Çünkü ben aşağıdan salondan çıktıktan sonra ne bileyim belki bir en üstte çatı katında bir oyun alanına çıkmak istiyorum. Orada bir oyun oynamak istiyorum, bir şey yapmak istiyorum. Bunun için 4 kat merdivenlerden çıkılması gerekiyor. Bu da tabii zorlayıcı bir durum. Ve dediğiniz gibi özellikle yaşlı bireyler için daha da zorlayıcı bir hale gelecektir. Yani burada maliyeti eğer müşterilerimiz karşılayacak seviyede olursa asansör bu projelerde kesinlikle kullanılmalı. Şöyle düşünüyorum Arda. Burası asansör boşluğu olarak bırakılabilir. En alttan en üste kadar. Diyelim ki projede başka bir müşterimiz burayı asansör alanı olarak kullanmak istemiyor. Kiler alanı olarak kapatıp kullanabilir bu alanı. Yani her katta kapatılabilir bu alan. Her katta bir depo, ufak bir depo alanı olarak da kullanılabilir. Ama projede yer verilmesi bence farklı bir fikir oluştururdu. Ki böyle 4 katlı bir projede de ihtiyaç gibi hissettim ben. İknur Hanım, projede böyle bir şey düşünseniz konumlandırmak noktasında projeye entegre etmek konusunda bir problem yaşar mısınız? Yani buna planınız uygun mudur, değil midir? Öğrenebilir miyiz? Aslında şöyle, şu an planımızda olan banyonun belki merdivene yakın olan kısmında asansör olabilir. Oradan çamaşır odasını iptal edip genel banyo oradan giriş yapabiliriz. Ama biraz metrajımız artarsa, çünkü böyle bir evde bir çamaşır odasının olması, banyosunun büyük olması, biraz metrajı değiştirirsek olabilir.
Metrece artışımız her katta yaklaşık işte 1,5-2 metrekare bir metrece artışına sebep olacak. Bu 4 katta toplam işte 6 ile 8 metrekare arasında bir metrece artışı demek. Zaten bu kullanılacak olan asansörler çok kişilik asansörler değil. Kaç kişilik asansörler olacak. O anlamda bence projelerde yer vermekte fayda var. Özellikle böyle çok katlı projelerde daha da önem kazanan bir durum. Türker Bey'in de değindiği gibi yani artık 2 katlı projeleri bile tercih etmeme sebebi işte tek katı daha rahat kullanabilmesi. İşte yukarıya inmenin çıkmanın biraz daha zor olduğunu, işte müşterimiz genç bile olsa ya ben yaşlandığım zaman nasıl çıkarım acaba sorularına çözüm bulabilmek için bu asansör fikirleri bu tarz projelerde alternatif olarak değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Yorumlarınız için de teşekkür ederim. Ben Nazlı Hanım'ın da proje hakkındaki görüşlerini alacağım. Farklı açılardan bakıp değerlendirmek gerekirse Nazlı Hanım sizin düşünceleriniz nedir? Öncelikle İkmir Hanım elinize sağlık. Gayet güzel bir proje ortaya çıkardığınızı görüyoruz. Ben en son konuştuğumuz konunun üzerinden hemen gideyim. Metraj artırmadan çamaşır odasını bodrum kata aldığımız zaman sorun çözülebilir diye düşünüyorum. Zaten genel olarak öyle birimler bodrumda çözüldüğü için hani direkt İkmir Hanım dediği yapılabilir. Şimdi bu giriş katta rüzgarlık görüyoruz. Ben böyle projelerde rüzgarlığın her zaman olması taraftarıyım. Çünkü belli bir süre sonra orada gerçekten kapıyı açtığımızda bayağı bir rüzgar oluşuyor. Rüzgarlık içerisinin ısı dengesini bayağı sağladığını düşünüyorum. Ve girer girmez vestiyer olup ondan sonra oradan rüzgarlık oluşması gayet güzel olmuş. Hani ben müşterilerime de öneriyorum ama bunu tercih etmeyenler de oluyor. Ama yine de olması gerektiğini düşünüyorum. Bu projede gördüğüm güzel detaylardan biriydi. Bodrum kata geçtiğimiz zaman bodrum katta da girer girmez hemen merdivenden inince sağının deponun olması gayet güzel olmuş. Hemen orayı kullanıp hani TV odası ve mutfağa uğramadan işini halledip gidebilirler. Ve orayla hiçbir bağlantısı yoksa TV odasını kullanıp yukarı çıkabilirler. Burada bir hol oluşturulması güzel olmuş. Beğendiğim notalardan biriydi. Yine sauna ve hamamı görmek güzel. Projelerde farklı detaylar kullanmak çok güzel oluyor. Bu projede de bunu görüyoruz. Bu bizim ilerlememiz açısından çok güzel detaylar olduğunu düşünüyorum. Emre Bey dediği gibi bu cephede tamamen seramik olsa mıydı olmasa mıydı? Şimdi şöyle bir şey var. Sürekli farklı malzeme arayışına giriyoruz. Bu projeye gerçekten beyaz çok yakışırdı. İknur Hanım'la da bunu tartıştık. Türker Bey de vardı. Ama bu sefer hep aynı malzeme kullandığımız düşünülüyor veya hep projeler birbirine benzetiliyor. Bu yüzden sürekli farklı malzeme arayışına giriyoruz. Bunu da hani İknur Hanım sürekli denedi ne olsa ne şey yapsa diye. Renderlarda da biz hepimiz bakmıştık hani hangi malzeme olabilir diye. Bu cephenin gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Bazen dışarıdaki yapılan projelere bakıyoruz. Tamamen taş kaplamanın da projeye çok karakter kattığını düşünüyorum. Bu projede de güzel olmuş ama hani bir görmek de lazımdı. Farklı yerlerde kullanılsa nasıl olur diye. Ama yine de farklı bir proje olduğunu düşünüyorum. Elinize emeğinize sağlık İknur Hanım. Nazar Hanım teşekkür ediyoruz. Tabii farklı malzeme kullanabildiğimizi göstermek güzel bir detay. Bunu zaten tasarım projelerimizde yapmaya çalışıyoruz. Dediğiniz gibi bu konuda eleştiri de alıyoruz. Yani sürekli benzer evlerin tasarlanması noktasında. Tasarıma bir sınır koymak istemem. Tabii seramik kaplama da bunu mühendis arkadaşlarımıza da değerlendirmek gerekir ayrıca. Evi hem getirdiği maliyet noktasında hem de işte bunun yıllarca kullanılabilir olması için gerekli yapısal detayların uygulanması noktasında mühendis arkadaşlarımıza da ayrıca değerlendiririz. Farklı kullanılmasını zaten eleştirmiyorum o anlamda. Yani her proje aynası birbirinin aynası olmak zorunda değil. Çok beğendik diye işte beyaz antresit, işte ahşap detayları bütün projelerde uygulamamız mümkün değil. Sadece belli alanlarda uygulansa mıydı acaba? Bir de öyle görmek nasıl olurdu diye aslında sorguluyorum. Ama güzel zaten yani bir karakter kattığını da düşünüyorum. Yani evi böyle bir, bu evi ben bahsettiğimiz zaman 4 katlı bir ev diye işte aramızda konuşması bile geçse dış cephedeki detay gözümün önüne gelecektir. Yani evi bir karakter kazandırmış durumda zaten. Hani beğenmedim diye söylemiyorum aslında. Farklı neler olabilir diye de fikir oluşturmaya çalışıyorum. Teşekkür ediyoruz tekrar Nazlı Hanım. Irmak Hanım sizin proje hakkındaki yorumlarınızı alalım. Elinize sağlık İknur Hanım. Hamamıyla, saunasıyla, hobi odasıyla, çatı katıyla gerçekten yaşaması keyifli bir alan oluşturdunuz. Ve beğendiğim bir başka özellik her cepheden eve bakan kişiler güzel bir manzara görecekler. Bu da önemli bence. Elinize sağlık tekrardan. Teşekkür ederim. Sizin de elinize sağlık. Teşekkürler Irmak Hanım. Dediğiniz gibi aslında şu an siz söylediğinizde dikkatimi çeken bir durum. Evin tüm cepheleri hareketli gördüğüm kadarıyla. Yani bütün cephelerinde bir hareket görüyoruz evde. O anlamda da güzel tasarımsal olarak farklı bir yapıda olmuş eviniz. Faruk Bey sizin proje hakkındaki yorumlarınızı alalım. Şimdi bir şeyden başlamak istiyorum. Mağaradan Emre Bey. Mağara ne?
Çok güzel bir erkek mağarası var şu anda burada. Evet. Aşağıya inip hem hobi hem de Türk Erbe ile Galatasaray maçlarını bağıra çağıra izleyebiliriz burada. Bu çok güzel olur. Artı maçta eğer çok fazla şey olursak da hamama girip bir güzel de terleyebiliriz. Yani çok hoş. Aşağı indiğimde dünyayla iletişimim kesilmiş. 0-0 kotunun altına inerek yer altında biraz yaşayabileceğim, dünyanın genel stresinden uzaklaşabileceğim bir alan oluşmuş. O açıdan yaşamayı istediğim bir yer. En azından 0-0 kotunun üzerinde diğer insanlarla ilişkimin kesileceğini hissediyorum. Öyle bir his veriyor. Yani ev yaptırsam böyle bir bodrum yapıp buraya kaçmak isterim. Hem evden hem dış hayattan kaçıp aşağıya 2-3 saat geçirsem hoş olur diye düşünüyorum. Bir de mutfak dolabı biraz daha küçük tutulup bir de bilardo masası iyi olurdu aslında. Olabilir. Çatı katında da onlar değerlendirilebilir. Çatı katında fıtık olabiliriz. 2.45 kat yüksekliği yüzünden biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Şimdi sen böyle bahsettiğin zaman alt katı biraz daha erkeklere uyarladığın zaman sanki şey gibi, o zaman üst kattaki çatı detayı da bayanlara daha çok hizmet eden yer olarak değerlendirilebilir gibi geldi. Şu anda empati yapamıyorum. Bayan arkadaşlar bu konuyla ilgili aslında yorum yapabilirler. Sanatsal, işte resim, şu bu tür şeyler. Acaba üst katlarda mı daha güzel oluyor? Alt katlarda mı daha güzel oluyor? Aslında o da ileriki tasarımlar için fikir de verebilir. Mühendis videosunda değerlendirmeyi eğer unutmuşsak şu anda tam hatırlayamıyorum. 4 katlı bir bina var. Bu yapının hafifçeli konstrüksiyonda geçirip geçiremeyeceği veya ekonomik olup olmayacağını bir değerlendirmek isterim. Genel olarak bildiğimiz üzere hafifçeli konstrüksiyonlar betonarme yapılara göre taşıyıcı sistem olarak biraz daha ekonomik geldiği için tercih sebebi oluyor ülkemizde. Ancak bunlar 3 katı geçtikten sonra gayri ekonomik hale alıyorlar. Ancak buradaki 4. katımız çatı katı gibi değerlendirebileceğimiz için aslında bu 2.5 katlı bir bina. 2.5 katlı bir binada da hafif çelik ekonomik olma durumunu hala koruyor. Asansörle ilgili olan durumda da aslında bir önceki videomuzda mühendis değerlendirmesinde yorumlara yazdığımız cevapta bunun pek çözülmenin mümkün olmayacağını düşünmüştük ama sanki bu perspektiften bakıldığı zaman banyonun olduğu yerden aşağı doğru sürekli bir hat var. Alt katta vestiyer alanını kesiyor. Bodrum'da da kiler alanını kesen bir hat oluşturulup asansör aslında bu projeye entegre edilebilir. Bunu düşünen müşterilerimiz var. Varsa herhangi bir sıkıntı yaşamadan entegre edebileceğiz gibi duruyor efendim. Ve artı videolarımızda işte hafif çelik konstrüksiyonda asansör kullanılabilir mi gibi yorumlar geliyor. Asansör yuvası ağır çelik olarak çözülüyor. Ayrıca bunun bir avantajı var. Betonarme yapılarda kalıpla yapılan imalatlarda genelde eğer teraziden kaçma olursa asansörlerde kronik rahatsızlıklar oluşuyor. Sürekli arızaya geçiyor. O da terazisizlikten dolayı. Ama direkt ağır çelik profil kaynaklanarak bir sistem oluşturulduğunda milimetrik çalışılabilir. Bu durumda da kronik rahatsızlığı olmayan çok daha güzel asansör sistemleri çözülebilir efendim. Onun haricinde proje dış görünüş olarak gayet güzel. Planlamaları falan üst düzey. Planlarını bayağı bir sevdim. Çözülken düşünülmüş. Aslında İknur Hanım'dan da bu çözümlemelerini anlatmasını beklerdik. Yine de dış görünüş olarak binanın genel olarak karakteristiği güzel. Seramik kaplama da aslında binaya estetik kaygıyla değil de sanki dış ortam şartlarına yıllarca, 10 yıllarca dirensin ve hiçbir bakım gerektirmesin diye yapılmış bir malzeme. Çünkü seramik kaplama yaptığınız zaman diyelim 10 sene, 20 sene boyunca herhangi bir tadilat gerektirmeyecek, boyama gerektirmeyecek. Ayrıca tadilat gerekse bile demonte olduğu için sökülüp takılabilir hızlıca yeni seramik. Bu da uzun yıllar içerisinde kendisini amorti edebilecek bir kaplama malzemesi olarak karşımıza çıkıyor. Uzun süreçte kazanmak isteyen müşterilerimizin tercih edebileceği bir yapı sistemi efendim. Tabii bu konuda hak veriyorum size. İlk maliyetleri biraz yüksek olsa da uzun vadede sağlamlık açısından birçok müşterinin değerlendireceği bir malzeme. Ben bunu sahada da zaten veya görüşmelerimde de müşterilerimizden duyduğum veya bu işi yapanlardan da benzer sektörde çalıştığımız kişilerden de mimar arkadaşlardan, mühendis arkadaşlardan duyduğum dış cephedeki malzemenin işte taş kaplama veya seramik kaplama gibi malzemelerin uzun yıllar boyunca yapıda herhangi bir tadilat gerektirmemesi tercih sebebi olduğunu biliyoruz. Bu anlamda zaten ben beğendiğim bir proje olduğunda söylemiştim. Sadece uygulama noktasında, ilk maliyet noktasında biraz yüksek gelebilir müşterilerimize. Belki bazı alanlar seramik yapılıp işte bazı alanlar Bordeaux üzeri mineral sıva şeklinde de bırakılabilir.
Bunları söylememin sebebi zaten farklı alternatiflerin olduğunu müşterilerimizin bilmesi noktasında. Faruk Bey, bu anlamda mühendis değerlendirme videosunda birçok detaya değinmişsinizdir zaten. Ama şunu da söylemek gerekir. Şimdi bu evi mesela çelik konstrüksiyon olarak değerlendiriyorsunuz ama bu ev betonarme olarak da yapılabilir bir ev diye düşünüyorum. Yani betonarme olarak statiğinde herhangi bir problem görüyor musunuz? Çok fazla değişiklik yapmadan uygulanabilecek mi bu ev peki? Hiçbir şekilde betonarme olarak çözülemeyecek bir ev değil. Ancak arkadaşlarımız tasarım yaparken hafif çeliğin nimetleri diyeyim ben argoca. Nimetlerinden faydalanmak için belli bir aks sistemini takip etmiyorlar. Biraz daha relax, biraz daha yayılıyor bu anlamda bina. Yığma bina mantığıyla biraz yayılıyor. Betonarme yığma bina yapılabilir. Hibrit, yani döşeme ve diğer kısımları betonarme olur. Duvar kısımları taşıyıcı tuğlayla yapılarak bu yapı çözülebilir. Ama aks sistemi için eğer bir yeniden düzenleme yapılması gerekiyorsa yeniden bir aks oluşturup planda küçük değişikliklerle betonarme olarak da yapılabilir Emre Bey. Ancak hafif çeliğin bu konuda aks takip etme zorunluluğu olmadığı için çok fazla. Takip edilse tabii yapıya statik olarak katkısı olur. Daha az maliyetle bina çözümlenebilir. Ancak takip etmeseniz de sorun teşkil eden bir sistem değil hafif çelik sistem yığma yapı olduğu için. Yığma yapı mantığında çalıştığı için. O açıdan biraz mimarlarımızın elini güçlendiriyor. Tasarımların daha güzel, daha şık çıkmasını sağlıyor Emre Bey. Zaten bizim daha çok hafif çeliğe de ağırlık vermemiz şık yapıların bu şekilde daha rahat çıkarılabilmesinden kaynaklanıyor. Yoksa betonarme yapamayan firma değiliz ya da betonarme yapmaktan kaçan bir firma değiliz Emre Bey. Bu anlamda şu da değerlendirilebilir Faruk Bey. Şimdi ben yurt dışında da birçok projeyi incelediğimde onların da yapı tekniklerine baktığım zaman tabii ki az önce hibrit yapılardan bahsettiniz. Yani burada taşıyıcı sistemin betonarme olması. Zaten bu proje için bodrum kat betonarme olacak. Kaçınılmaz bir durum zeminde. 2,5 kat için zaten ağır çelik, hafif çelik yöntemlerini kullanabiliriz diye söyledim. Şimdi yurt dışında incelediğim projelerde zaten bu hibrit yapılar yapılıyor. Yani bu binanın taşıyıcı sistemi betonarme olabilir. Döşeme betonları, zemin döşeme betonları betonarme şeklinde organize edilip kolon kiriş sistemiyle çözülebilir. Ama binaya yük getirmemek için ara bölme duvarları hafif çelik sistemle de çözülebilir. Yani ben bunun örneklerini çokça görüyorum. Bu yöntemler de statik açıdan binayı rahatlatmak için yapılabilir diye düşünüyorum. Bu konuda herhangi bir sıkıntımız var mı çözebilmekte? Ya bu yapıları oluşturabilmek zor mudur peki? Yok Emre Bey, bu konuyla ilgili binanın ölü yükünü azaltmamızın binaya faydası olacaktır. Kolon kiriş kesitleri daralacaktır. Hem kaybon alanın hem de kolon kirişlerde oluşan dişle ilgili binamızı genel olarak rahatlatacaktır Emre Bey. Teşekkür ediyoruz Faruk Bey. Fatih Bey, sizin bu konudaki bir diğer mühendis arkadaşımız olarak fikirlerinizi almak isteriz. Sizin fikirleriniz nedir? Herkese merhaba. İlknur Hanım, elinize sağlık. Dış cepheye baktığımızda seramik kaplamayı ben beğendiğimi söyleyebilirim. Özellikle kine çatıyla ve antres renkli pencerelerle uyumlu olacağını düşünüyorum. Yapıya uyguladığımızda da çok gösterişli duracaktır. Yapıya nasıl uyguladığımızı, sahada nasıl uyguladığımızı da Faruk Bey'le olan videomuzda bahsettik zaten. Bir de Emre Bey'in de bahsettiği gibi kolon detaylarının daha gösterişli yapılabileceğini düşünüyorum. Basit kalmış biraz daha. Onun dışında ben genelde tek katlı veya iki katlı yapıları tercih ederdim. Bu yapıda da asansör detayının kesinlikle gerektiğini düşünüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Elinize sağlık. Fatih Bey'e teşekkür ediyoruz. Fatih Bey, bu projenin de şu an teknik şartnamesini hazırladığınızı biliyoruz. Teknik şartnamede zaten detaylı şekilde projenin tüm detaylarını yazıyorsunuz. Teknik şartnameleri de ilgili sosyal medyadaki ve çağrı merkezimizdeki arkadaşlardan talep eden müşterilerimize gönderiyoruz. En azından yapının tüm detaylarını net bir şekilde anlamalarını sağlıyoruz. Burada üzerinden geçtiğimiz detaylar olabiliyor ama orada çok daha detaylı bir şekilde bunlar yazılı hale getirilmiş oluyor. Buradan da bizi takip eden abonelerimize ve takipçilerimize bunu söylemek isterim. Abdullah Bey, sizin sosyal medya ekibindeki bir arkadaşımız olarak proje hakkındaki görüşünüz nedir? Proje hakkında sanırım 4 veya 5 gündür proje sosyal medyada yayınlanmış durumda. Oradan gelen tepkiler nedir? Sizden bu konuda bir yorum alalım. Sosyal medyadaki yorumlara gelmeden önce kendi yorumlarımı aktarmak istiyorum. Sonrasında müşterilerimizin bu konudaki yorumlarından bahsedeceğim. Projeyle ilgili genel itibariyle beğendiğim bir proje olmuş yine. İlknur Hanım'ın ellerine sağlık. Özellikle iç tarafta şöminenin etrafı ve yemek masasının mermer ya da mermer görünümlü bir malzemeyle kaplanması güzel olmuş. Bu sebepten en yüksek notu vereceğim diye düşünüyorum. Saunadaki yoğun bir şekilde mermerin kullanılması da güzel ki
saunada da farklı bir malzeme kullanılamazdı. Onu da biliyorum. Mermer kullanacak zaten. Bu sebepten en yüksek notu vereceğim muhtemelen. Ve evle ilgili söyleneceklerin çoğu söylendi. Dış kaplaması güzel duruyor. Açık renkli olsaydı yeşile daha çok yakışırdı bahçeye. Ben de hemfikirim. Ben de onu söylemeyi düşünüyordum. Ancak dediğiniz gibi birçok projenin birbirine benzemesine sebep olacağı için farklı bir desen, en farklı bir yapı ürünü kullanması mantıklı olmuş. Fiyat soran müşterilerimizle ilgili ya da fiyat dışında müşterilerimizin olumlu ya da olumsuz tepkilerini ölçecek olursak sauna ve hamam detayını farklı ve güzel buldular. Onu çıkarmak isteyen müşterilerimiz oldu, onu eklemek isteyenler oldu. Diğer tüm projelerimiz gibi bu projemiz de beğenildi. Tek göze çarpan, benim hatırladığım, saunanın ve hamam detayının olması çoğu olumlu tepki verdi. Bazı müşterilerimiz de istenildiğinde onu çıkarabilir miyiz, proje revize edilebilir mi gibi soruları oldu. Tabii ki mimarlarımızla görüştükten sonra, sözleşme öncesi, proje üzerinde istediğiniz revize, teknik anlamda mümkün olan tüm revizelerin yapılabileceği bilgisi tarafımız ve arkadaşlarımız tarafından verildi. Hali hazırda bu evi yeni projemizi de bugün yayınladık ama bu evi halen soran müşterilerimiz oluyor. Tekrar İknur Hanım'ın ellerine sağlık. Tebrik ediyorum kendisine. Abdullah Bey'e teşekkür ediyoruz. Fadime Hanım, sizden de hem proje hakkında hem de bu projenin yayınlandığında sosyal medyada oluşturduğu pozitif veya negatif durumlar hakkındaki yorumlarınızı alalım. Benim projeye bakış açım genel anlamda olumlu. Yani şöyle, her hafta evet yeni bir proje yayınlamaya çalışıyoruz. Ama bazen de evet bu yepyeni bir proje demek için hani farklı bir şey arıyoruz yani o projede. Yani bu proje bence hani gerçekten, ki bu yorumu YouTube'dan takipçilerimizin yorumları doğrultusunda yapıyorum. Bir projeniz olsa, hamam da olsa, işte sauna olsa veya yapılabilir mi? Ya da neden böyle bir projeniz yok? Bence bu talebin çok karşılığı olduğunu düşünüyorum. Yepyeni ve farklı bir proje olduğu için eleştirecek yanları olsa da şu an ben hiçbir yanını varsa bile görmüyorum. Çünkü bu benim için farklı ve tatmin edici bir proje. Gerçekten İknur Hanım'ın ellerine sağlık. Birinci, bu konu sebebiyle benim için özel bir proje oldu. İkincisi de hep bizim iki kat üstü hiç projemiz yoktu. Bu da 2,5 veya 3 mü diyoruz artık, tam nasıl diyoruz bilmiyorum ama iki kat üstü olduğu için bunun da çelik evlerde uygulanabilir mi ya da uygulanabilirliğini bu projeyle görmüş olmamız açısından benim için farklı bir proje oldu. Çünkü bu iki soru da hep bize gelen sorular arasındaydı. 2,5 katlı olur mu? İşte 3 katlı olur mu? Bugün de 3 katlı bir projemiz yayınlandı. Onun için de hem bu yorumu yapmış olayım. O yüzden açıkçası beni gerçekten tatmin eden bir proje oldu. İç detaylarına da baktığımda ben eleştirecek bir nokta bulamıyorum. Hem mutfağıyla, salonuyla, hamamı, saunasıyla, TV odasıyla, yani her detayı düşünülmüş bir proje. Gerçekten ben her detayını beğendim. Elinize, emeğinize sağlık. Sosyal medyadaki, yani özellikle YouTube kısmına bakıyorum ben. YouTube'daki yorumları değerlendirecek olursam da hem bu proje üzerinden hem de en son yaptığımız bir anket vardı. İşte tek katlı mı, çok katlı mı gibi bir anketimiz vardı. Kaç katlı istersiniz gibi. Orada mesela ağırlıklı şöyle yorumlar vardı. İşte yaşlılık da olacağı için tek katlı tercih ediyorum. Bu da şunu gösteriyor ki çok katlı projeler varsa, yani tercih edilecekse, yani bu proje için kesinlikle bu projede asansör olmalı. Zaten yorumlarında da bu videonun bu eleştiriler veya öneriler vardı. Yani sizin de aslında değindiğiniz nokta çok doğru bir noktaydı. Çünkü 4 katlı bir ev, insanlar ya bunu istemeyecek ya da asansörle isteyecek ki ilerisini düşüneceği için. O yüzden genel olarak bu iki nokta çok önemliydi diye düşünüyorum. Zaten hani diğer projeler gibi beğenilen bir proje. Özellikle Abdullah Bey'in de dediği gibi hamam ve sauna farkıyla ve 4 katlı bir proje olması hasebiyle genellikle olumlu yorumlar daha fazlaydı. Elinize, emeğinize sağlık. Fadime Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Bir diğer sosyal medyada takipçilerimizle görüşen ve çağrı merkezinde görüşen arkadaşımız Seda Hanım, sizin proje hakkındaki ve genel görüşler hakkındaki düşüncelerinizi ve yorumlarınızı alalım. Tabii ki de öncelikle kendi yorumum olarak ellerinize sağlık İknur Hanım. Projeniz güzel olmuş. Dış cephenin renk uyumunu ben çok beğendim. Evin iç kısmına geldiğimizde de sauna, hamam, kiler, çamaşır odası ve hobi odasına kadar düşünülmüş. Bu kısmı da çok beğendim. Bilhassa çağrı kısmına geldiğimiz zaman müşterilerimiz çoğunlukla çok katlı ev talebinde bulunuyordu. Ama artık bu evi de çok beğendiklerini ve istediklerinin aslında olduklarını dile getirdiler. Onun haricinde proje üzerinde revize edilebilirler.
edilebileceğini ve asansör kavramını da tabii ki çok konuştular. Bunların mimarlarımızla birlikte görüşerek revize edilebileceğini belirttim. Bu şekilde ellerinize sağlık tekrardan. Teşekkür ederim Seda Hanım. Seda Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Bir diğer sosyal medyadaki arkadaşımız Hüseyin Bey, sizin hem kendi yorumunuzu hem de genel proje hakkındaki görüşler nelerdi? Onları sizden dinlemek isteriz. Buyurun. Öncelikle emeğinize sağlık. Yine benim beğendiğim projeler arasında oldu. Dış görünüşten başlamam gerekirse ben seramik kaplamayı ve bu sade düzeni çok sevdim. Açıkçası böyle az renkli evleri çok seviyorum. Türker Bey'in beyaz projeleri için de aynısını söylemiştim. Bunun için de yineliyorum. Koyu tonlar olmasını da ben gayet hoş buldum. Yani özellikle soğuk iklimlerde bu tarz tasarımları seviyorum ben. Evin içerisine girdiğimiz zaman planlara başlayacak olursak eğer, bodrum katta bir tuvalet çözümü olmaması benim gördüğüm eksikliklerden bir tanesi. Çünkü burada tuvalete gitmek isteyen bir kişi mutlaka üst katları kullanmak durumunda kalacak ki bu bence hani mutfak var, salon var, sauna var ki ıslak zemin de var. Hani burada belki depo veya kilerden birazcık alan alınarak veya işte eğer sauna iptal edilecekse o kısma belki bir tuvalet getirilebilir. O şekilde çözüm olmasını ben isterim açıkçası. Onun dışında zemin katta Türker Bey zaten bazı yorumlarda bulundu. O yorumları ben de çok mantıklı buldum. O da belki olmayabilirdi, farklı şekilde değerlendirilebilirdi. Onun dışında antre ve vestiyer alanını ben de çok sevdim bir rüzgarlıkla ayrılmasını. Bir üst kata geldiğimiz zaman yani birinci katta bence buradaki çözümlemeler güzel. Alttaki odayı da eğer hani iptal etmemiz durumunda buradaki banyo sayısı da yeterli hale gelecektir, iki banyo, üç odaya. Terasa geldiğimiz zaman teras herhalde bu projede en atıl kalan alan olarak görüyorum ben. Çünkü hem yüksekliğinin düşük olmasından ötürü hem de özellikle merdivenin hemen kenarında kalan çok alçak kısımlar var. Bu kısımlar kullanışlılığı bayağı zedeleyecek gibi görünüyor. Bir de bu kadar büyük bir alanda hani küçük bir çocuğun koşturması dışında ne gibi bir aktivite düşünülür tam olarak? Yani bana hitap etmedi, bilmiyorum, belki bu tarz bir kullanış isteyen kişiler olabilir ama yani mesela örnek veriyorum, burada masa tenisi oynamak istesem çatı yüksekliğinden dolayı oynayamayacağım veya işte Faruk Bey'in dediği gibi bel fıtığı geçirme riskimiz olabilir. Bunun yerine bu merdiven kenarındaki alan belki bir balkona dönüştürülebilirdi. Bunu da yine Türker Bey belirtmişti, yani burada belki bir balkon olabilir. Camlar, eğer girişteki odayı iptal edersek buradaki camların önüne küçük iki tane oda belki eklenebilirdi. Yükseklikte tabii biraz arttırılması gerekecek bu durumda. Ama mesela çocuklar ve gençler için burada hani çatı arasındaki bir oda belki kullanışlı olabilir. 10 santim, 20 santimetre bir artışla birlikte gayet güzel olabilir. Evin dış planına bakacak olursak bu evi ilk gördüğüm zaman bende bir Hristiyan mimarisi çağrışımında bulundu. Bunu zaten yazan müşterilerimiz de oldu. Negatif anlamda yazan müşterilerimiz de oldu. Ben bunu ama pozitif anlamda söylüyorum. Cephe hareketlilikleri, uzun ince bazı cam yüzeyleri ve diğer cephede gördüğümüz böyle bir kırık aç şeklinde bir pencereler arasında bir detay var. Onunla birlikte bende güzel bir çağrışım yaptı yani o anlamda. Zaten peyzajıyla birlikte bütünleşik düşündüğümüz zaman da bence gayet oturuyor bu manalar birbirine. O anlamda yani genel anlamda beğendiğim bir proje oldu. Elinize sağlık. Teşekkür ederim Hüseyin Bey. Bodrum kattaki VC yorumunuz çok mantıklı. Ben gözümden kaçmış bir ayrıntı. Değerlendirilebilir. Çatı katı da şey olabilir. Daha çok sanatsal düşündüm, hobi alanı olarak. Bir resim yapılabilir. Yüksek noktaları da var çünkü. Belki orada kendi tasarladığı bu materyalleri diyeyim, sergilediği ya da koyduğu bir alan da olabilir. O alçak katlı noktalar. Bu şekilde düşündüm ama dediğiniz gibi yükseltilerek farklı şeyler için de kullanılabilir. Teşekkür ediyoruz Hüseyin Bey'in yorumlar için. Ben de bu zemin yani bodrum kattaki VC detayı, çatı katındaki zaten Türker Bey'e de söylemeyi unuttuğum bir detay var. Çatı katında belki bazı alanlar balkon bırakılabilir, balkon veya teras olarak bırakılabilirdi. Ve çatı katına da oda, yani o geniş alanların bir kısmı evet sanatsal faaliyetlerin dışında daha çok çocukların da isteyeceği bir çatı katı odasına dönüştürülebilirdi. Bu fikirler de güzel projeyle ilgili. Mimar olarak tabii bazı simgelere benzetilmiş olabilir ama tabii bu kasıtla yapılmış bir proje değil. Bahçesini makanım bu projeyi tasarlarken Fransız peyzaj tasarım fikrinden esinlenerek tasarladı. Onu zaten ayrıca peyzaj tasarım videosunda da konuyu detaylı bir şekilde açıkladı. Onu da takipçilerimiz izleyebilirler. Ama tabii mimari tasarım yaparken özellikle sanırım mimarımız zaten öyle bir mimariyi çok göz önünde bulundurmadı. Ama yapılabilir tabii. Tasarlanabilir. Birçok proje birbirine benzeyebilir. Bizim de kendi karakterimizi oluşturduğumuz tasarımları zamanla kültürel hale getirebiliriz. Bu tabii genç mimarlarımızın kendisini geliştirerek karakteri olan projeler ortaya koyarak gerçekleştirebileceği bir durum.
durum. Burada şunu görüyoruz. Ben İknur Hanım'a işin en sonunda birçok arkadaşımızdan yorum aldıktan sonra tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bu projeleri biz kendilerinden diğer videolarımızda da söylemiştim. Belirli bir süre içerisinde tasarlayıp bize sunmalarını istiyoruz. Bir mimarlık öğrencisinin işte tasarım projesi sunması gibi bir süre veya vizeye, finale yetiştirmesi gibi bir süre. Heyecanlı da geçen, onlar için yorucu da geçen bir süre oluyor. Ama işin sonunda kısa bir sürede güzel tasarımları ortaya çıkartıyorlar. Bu bence güzel bir başarı. Daha uzun süreler versek arkadaşlar kim bilir neler yapacaklar diye bir cümleyle bitirmek isterim burayı. Onun dışında bu projeleri eleştirirken mümkün olduğu kadar zaten hani biz fikir vermek için eleştiriyoruz. Farklı neler olabilir? Ne olsaydı projeye entegre edilseydi güzel olabilirdi şeklinde eleştiriler yapıyoruz. Bunlar da geliştirici kişi olduğu için önemsediğimiz durumlar. Yani objektif bakmaya çalışarak mümkün olduğu kadar yani kendimizi işte ya süper olmuş, harika olmuş, muhteşem olmuş deyip değerlendirmek yerine mümkün olduğu kadar işte neler olabilirdi? Farklı alternatifler nelerdi? Neler olsa daha projeyi iyi hale getirebilirdi? İşte asansör detayı çıktı şu an. Zeminde RC detayı, çatıda belki çatı katı detayı, çatıda teras detayı çıktı. Mesela ben tabii katılmadığım durumlardan bir tanesi de bu Türker Bey ve işte Hüseyin Bey bu konuda iyi olabileceğini söyledi ama ben zemin katta bir oda olması taraftarıyım. Çok müşterimizden de talebin böyle geldiğini düşünüyorum. Çünkü misafiriniz geldiğini düşünün bu evinizde. Aslında konaklatacağınız yer burası. Misafirinizi üst katlarda konaklatmak istemeyeceksiniz belki. Zemin katta konaklatmak isteyeceksiniz. Bu odayı buradan kaldırdığımız zaman yukarı katta bunu çözümlemeniz gerekecek. Bence alt kattaki oda bu anlamda olması gereken bir oda. Zaten çok büyük de bir oda değil. Mutfağımız yeterince bence alan bırakılmış durumda mutfağımıza. Salonumuz belki biraz daha büyük tutulup işte 35-40 metrekare civarında yapılabilirdi. Ama onun dışında ben oda olması taraftarıyım. Aynı fikirde olmak zorunda değiliz. Farklı fikirlerin zaten hem projeyi zenginleştirdiğini hem de zaten farklı fikirlere sahip olan insanların bir arada olmasıyla beraber firmamızı zenginleştirdiğini düşünüyoruz. Herkese yorumlarından dolayı ben teşekkür etmek istiyorum. Proje hakkındaki yorumlarınızdan ve sonra bir de onun üzerinden bir değerlendirme almak istersek projeye. Türker Bey siz projeye kaç verdiniz? 10 üzerinden 7. Nazlı Hanım? Ben de 10 üzerinden 7 veriyorum. Irmak Hanım? 10 üzerinden 9. Faruk Bey? 10 üzerinden 9. Fatih Bey? 10 üzerinden 7 veriyorum Emre Bey. Abdullah Bey sizin? 10 üzerinden 9 Emre Bey. Fadime Hanım? Ben de 10 üzerinden 9 veriyorum. Seda Hanım? 10 üzerinden 9. Zeyn Bey sizin değerlendirmeniz? 10 üzerinden 7. Teşekkür ediyorum. Ben de projeye 10 üzerinden 7 veriyorum. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Projemiz 10 üzerinden 8. İyi bir not aldı. Zaten dediğim gibi kısa sürede tasarlanmış ama buna rağmen iyi detaylar düşünülmüş bir proje. Tekrar İknur Hanım'a teşekkür ediyoruz. Yorumlarıyla katkıda bulunan hem mühendis hem mimar hem sosyal medyada görevli arkadaşlarımıza da tekrar teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar hepinize iyi çalışmalar. Kolay gelsin.